İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın evlatları Ovanes Avakyan, Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine Ardak Beklaryan'dan ABD Büyükelçisi'ne, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin soykırımı önleme özel danışmanı Berzor yolunda serbest dolaşım çağrısında bulundu. Batı Ermenistan hükümetinin eski Doğu Ermenistan Dışişleri Bakanı Vartan Oskanyan ve mevcut Dışişleri Bakanı Arat Mirzoyan'ın basın toplantılarına yankısı. Hindistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı heyeti Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenasut kurbanlarının anıt kompleksini ziyaret etti. Narın Rengi adlı proje, Barajanov sanatını farklı bir bakış açısıyla öğrenme fırsatı sağlayacak. Hovannes Avakyan 1973 yılında Sosik Avakyan ve Angela Hazaryan ailesinde doğdu. Gurgen Mahari'nin adını taşıyan 176 no'lu okulda okudu, ardından altın madalya ile mezun olduğu Ardaşes Şahinyan'ın adını taşıyan özel fizik matematik okulunda eğitimine devam etti. Paralel olarak profesyonel futbol antrenmanlarına, gitar derslerine katıldı. Birçok olimpiyatlara katılarak yüksek sonuçlar elde etti. Hovannes Avakyan, 4 yüksek eğitim kurumundan mezun oldu. 1990-1995 yıllarında İktisat Üniversitesi Finans ve Kredi bölümünde okudu ve kırmızı diploma ile mezun oldu. 1995-1996 yıllarında Vazgen Sarkisyan Askeri Üniversitesi'nden kırmızı diploma ile mezun oldu. 2001-2003'te Moskova Frunze Askeri Akademisi'nden kırmızı diploma ile mezun oldu. 2017-2019'da askeri öneme sahip bir yüksek eğitim kurumu olan Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Askeri Akademisi'nde okudu ve altın madalya ile bitirdi. Savaş başlar başlamaz, madah ise koştu. Şiddetli muharebeye katıldı, bir takım gönüllülerle birlikte kuşatma altına alındı ancak profesyonelliği sayesinde sağ salim kurtuldular. Mardagert, Cirakan, Hadrut, Martuni, Şuşi muharebelerine katıldı. Silah arkadaşlarının anlatımına göre kendi görevine ve mevkine bakmaksızın elinde silahla düşmana karşı amansız bir mücadele yürüttü. 7 Kasım'da Şuşi yakınlarında düşman tarafından Muha adlı silahın ateşinden silah arkadaşının yanında şehit düştü. Rus bilim insanı Nikolay Vavilov, küresel gıda ekosistemini incelemek için 5 kıtayı dolaştı. Bunu tüm insanlık için bir görev olarak adlandırarak çiftlik verimliliğini artırmak için genetik ıslah deneyleri yaptı. Vavilov'a göre bitkilerin menşe merkezlerinden biri Ermenistan'dır. Bitkilerin doğal seçiminin dağlarda yapıldığını ve orijinal görünümün orada korunduğunu belirtiyor. Nikolay Vavilov, o dönemde 1925-1930'larda Rusya'daki devrim, anarşi ve kıtlık koşullarında bile bu alanda başarı elde etmeyi başardı. Yerevan'ı çevreleyen Batı ve Güneybatı bölgelerindeki Ermenistan Cumhuriyeti Tarım Enstitüsü'nden Profesör Tumanyan, tek haneli ve çift haneli yabani buğdayın beşiğini keşfetti. Bu keşifle birlikte Araratyan yabani buğday arıyordu. Bu da başarıyla taçlandırıldı. Tumanyan, sansasyon yaratan ve Vavilov'un ilgisinde kendine yer bulan keşfini ilk kez 1930'da düzenledi. Uzun süre buğdayın beşiği olarak kabul edilen Filistin'in yanı sıra Vavilov'un deposunda özel bir yer tutması gereken başka yabani buğday çeşitleri de bulundu. Tumanyan'ın keşfiyle ilgilenen Vavilov, Ermenistan'a özel bir gezi düzenlemeye karar verir. Nikolay Vavilov habere hemen ilgi gösterdi ve daha sonra bölgedeki diğer yerleri keşfetmek niyetiyle grubuyla Bakü'den Yerevan'a geçti. Vavilov ziyareti sırasında yabani buğdaya olan inancını doğrulamış ve Ermenistan'ın dünya mahsullerinin beşiklerinden biri olarak kabul edildiğini belirtmiştir. Yabani buğday, küresel ölçekte çok büyük bir yerel çeşitliliğe sahip sadece 4 yabani buğday türü kurulmuştur. 1. Urartu yabani buğdayı, 2. yabani tek haneli buğday, 3. Araratyan yabani buğdayı, 4. Suriye Filistinli dul 2 taneli. Bu türlerin ilk üçü Ermenistan'da yetişiyor.
Artak Cumhuriyeti Eski Devlet Bakanı'nın danışmanı Artak Beklaryan, Facebook sayfasında şunları yazdı. ABD'nin Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki büyükelçisinin Artsakh halkının kolektif hukuku olan kendi kaderini tayin hakkını görmezden gelmesine ve Azerbaycan'ın etnik temizlik politikasını anlamıyor veya umursamıyor gibi görünmesine üzülüyorum. Bakü'nün diktatörlük yönetimi altında hiçbir güvenliğin veya hakkın garanti edilemeyeceği açıktır ve bu tür yanlış açıklamalar yalnızca yeni suçları teşvik eder. Not: Bayan Büyükelçi, Amerika Birleşik Devletleri Bağımsızlık Gününüz kutlu olsun. Bu sembolik günde Artsakh halkının aksine aynı etnik ve dini geçmişi paylaşımlarına rağmen, Amerika Birleşik Devletleri'nin yerlisi olmamalarına rağmen, Amerikalıların İngiliz sömürge yönetimi altında neden güvenlik ve hak bulamadıklarını soracak kadar cesur olmama izin verin. ABD'nin tarihi, değerleri ve özgürlük ve haklarına yapılan vurgu dikkate alınarak ABD'nin Artsakh halkının kendi anavatanlarında kendi özgürlük ve haklarını gerçekleştirme mücadelesine destek vermesi doğal görünmektedir. Birleşmiş Milletler'in Genel Sekreterinin Soykırımı Önleme Özel Danışmanı Alice Wairimu Ndelitu, 4 Temmuz'da Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde bir konuşma yaparak özellikle Ermenistan Cumhuriyeti ve Bakü'ye atıfta bulunarak diyalog ve barışın yanı sıra gerginliğin tırmanmasını önleme çağrısında bulundu. Alice Wairimu Ndelitu, uygulanması zorunlu olan Uluslararası Adalet Divanı'nın 22 Şubat tarihli kararını hatırlatarak Berzor yolu boyunca serbest ve güvenli dolaşımın sağlanması çağrısında bulundu. Mahkeme kararlarına göre Artsakh ablukasının ve Bakü yetkililerinin diğer eylemlerinin derhal durdurulması gerektiğini hatırlatırız. Batı Ermenistan Cumhuriyeti durumu yakından izleyecek ve Bakü'nün herhangi bir ihlali hakkında mahkemeyi bilgilendirecektir. Doğu Ermenistan'ın eski Dışişleri Bakanı Vartan Oskanyan, ABD'nin Doğu Ermenistan Büyükelçisi Kristin Quinn'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya atıfta bulunarak bugünkü yetkililerin kendilerine yetki vermeleri ve sessiz kalmaları durumunda Artsakh sorununun çözümünde 2-3 ayda değişiklik olacağını belirtti ve bunun için 3 şartın altını çizdi. 1. Silah tehdidi altında belge imzalanmamalı. 2. Masaya sadece Bakü'nün değil Ermenistan Cumhuriyeti'nin de talepleri konmalı. 3. Statü konusu tartışılırken Artsakh'ın hiçbir cumhuriyetin parçası olmadığı ve Sovyetler Birliği döneminde özerk bir bölge olduğu dikkate alınmalıdır. Bunlar müzakere sürecinin temeline konulmalı ve unutulmamalıdır. Doğu Ermenistan'ın şu anki Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, sınır belirleme ve sınır çizme sürecinin hangi yılın haritalarına dayanarak yapılacağı ve Davuş anklavlarının ne olduğu sorularını şöyle yanıtladı. 1. Sınır belirleme ve sınır çizme konusuna nihai bir cevap yoktur. Sadece Almatı beyannamesi dikkate alınmalıdır. 2. Anklavlar sorunu henüz oluşturulmamış olan sınır belirleme komisyonu tarafından çözülecek. Batı Ermenistan hükümeti iki bakandan hiçbirinin Artsakh'ın bağımsız olmadığından bahsetmediği gerçeğine dikkatinizi çekmek istiyor. Artsakh'ın 1919'dan beri var olan ve 1920'de Amerika Birleşik Devletleri tarafından da tanınan bağımsız Ermenistan devletinin bir eyaleti olduğundan kendi açımızdan defalarca bahsettik ve bir kez daha belirtiyoruz. Hiç kimse ve hiçbir devletin bağımsız Batı Ermenistan adına herhangi bir açıklama yapma hakkı yoktur. Doğu Ermenistan için de aynı şeyi beyan ediyoruz. Doğu Ermenistan, infazı bağlayıcı, süresiz ve bugüne kadar bozulmamış Wilson tahkim kararı uyarınca bağımsız egemen Ermenistan devletinin bir ilçesidir. Uluslararası toplum bunu biliyor ve kimseyi kırmaya veya kendi kararlarını vermeye zorlamaya hakkı yoktur. Karar verebilecek tek merci Batı Ermenistan Cumhuriyeti'dir. Hindistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı heyeti Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit Anıt Kompleksini ziyaret etti.
konukları Ermenilere karşı işlenen soykırım Arminosit Müze Enstitüsü müze çalışanlarından sorumlu müdür yardımcısı Lusine Abrahamyan ağırladı ve anıt kompleksinin yapılış tarihini sundu. Geçen yüzyılın sonlarında Azerbaycan'ın Sumgayit, Kirovabad, Ganzak, Bakü şehirlerinde işlenen katliamlarda hayatını kaybeden Ermenilerin anısına Zernagaper Tepesi'nde dikilen 3 Haçkar anıtı ve Artsakh Savaşı sırasında anıt duvarı önünde defnedilen 5 Özgürlük Savaşçısı hakkında bilgi aktardı ve yaşananlarla Ermenilere yönelik soykırım Arminosit arasındaki bağlantıyı vurguladı. Hindistan heyeti üyeleri ebedi ateşin yanına çiçekler bıraktı ve Ermenilere uygulanan soykırım Arminosit'in masum kurbanları anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulundular. Sergey Parajanov'un 100. doğum yıl dönümü vesilesiyle 4 Temmuz'da Parajanov Müzesi'nde jübileye adanan Ermeni-Fransız projesi olan Narın Rengi adlı dans gösterisinin hazırlıkları hakkında bir basın toplantısı düzenlendi. Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı Modern Sanatlar Dairesi Başkanı Svetlana Sahakyan, Sergey Parajanov'un 100. doğum yıl dönümünün UNESCO'nun jübile tarihleri ve önemli kişiler listesinde yer aldığını vurguladı. Sahakyan, Ermeni-Fransız Narın Rengi dans projesi sadece uluslararası değil, Ermeni izleyicinin de Parajanov'un sanatını farklı bir bakış açısıyla tanımasını, Parajanov'un dünyasını dans diliyle anlamasını sağlayacak derken, performansın yeni bale sanatı açısından öneminin de altını çizdi. Projenin yaratıcısı ve dramaturg konseptin yazarı Satya Khachaturian'ın sunduğu gibi premier 18 Ocak 2024'te Fransa'daki Tobacco Tiyatro'da ve 26 Ocak'ta Gascon Tiyatro'da gerçekleşecek. Eser 15 ve 16 Mart 2024 tarihlerinde ise Yerevan'da gösterilecek. Projenin yaratıcısı Satya Khachaturian, proje Ermenistan Cumhuriyeti ve Fransa devletlerinin desteğiyle yürütülüyor ve Ermeni tarafının desteği mantıklıysa Fransız tarafının durumunda bunun Ermeni kültürüne karşı Fransa'nın devlet tutumu olduğunu vurgulamak istiyorum. Bu Ermeni-Fransız ilişkilerini güçlendiren sıradaki bir etkinliktir, dedi. Performansın koreografı Murat Merzuki ise şöyle konuştu. Sergey Parajanov ve kültürü aracılığıyla Ermenistan Cumhuriyeti'ni keşfetme fırsatı bulduğum için mutluyum. Ortak çalışmamızın Parajanov sanatçısını daha kapsamlı bir şekilde sunarak iki kültürün eşsiz bir diyaloğu olacağına eminim. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Sasna Zırer adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Arakel Muşeh adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.